Hepinize merhabalar arkadaşlar. Su güzellik sırlarına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için şahane bir tarifim var. Bu tarifimle birlikte vücudunuzdaki ödemi anında atacaksınız. Bugün sizlere arındırıcı bir detoks çorbası hazırlıyorum. Bu çorba diğerlerinden çok daha farklı. Bu çorbayı kesinlikle kaynatmıyoruz. Ocak gerekmeden hazırlıyoruz. Bu çorba ile birlikte vücudunuzdaki ödemi atacaksınız. Metabolizmanızı hızlandıracaksınız. Eğer ki sizlerle diyetlerinizde böyle bir eksilmeyen tartıda ne yaparsanız yapın gitmeyen bir dönemdeyseniz kilolarınızda bir azalma göremiyorsunuz. Bu arınma detoks çorbamı kesinlikle tavsiye ediyorum. Çok hızlı bir şekilde etki edecek. Neredeyse sıfır kalori kalorisi yok diyebilirim. İçerisinde yediklerimizin vücudumuz tarafından sinirlirken harcadığı kalori emin olun aldığımız kaloriden çok daha fazla olacak. Yani burada hem vücudumuzu arındıracağız hem de kalori açığı yaratarak kilo vermenizi destekleyecek ve metabolizmamızı hızlandıracak harika bir tarif hazırlıyoruz. Şimdi hemen bu güzel tarifimizin yapılışına geçelim. Arkadaşlar bu muhteşem ödem atıcı iştah kapatıcı sizi anla cayır cayır eritecek omuzun hemen arkadaşlar bazını yapmaya geldi sıra. Şimdi burada bir e, demlikten yerleneceğiz. Çünkü bu bildiğiniz çorbalardan çok farklı bir çorba olacak. Tam bir detoks çorbası. Vücudunuzda arınma sağlayacak. Antoksidanlar sayesinde serbest radikalleri vücudunuzdan uzaklaştırırken çok da Güzel bir şekilde yağ yakımını kolaylaştırıyor arkadaşlar. Burada birinci olarak kullanacağımız yeşil çay. Yeşil çay çok merak eden, çok soran arkadaşlarım olmuş. Gerçekten çok dikkatlisiniz. Burada benim kullandığım yeşil çay arkadaşlar diğer yeşil çaylardan bir tık daha farklı. Çoğunlukla marketlerde bulunan bunların rolling yani yuvarlanmış halde olanlarını satıyorlar. Yani yuvarlana yuvarlana yeşil çayın hazırlandığı bir çay yöntemi. Buradaki arkadaşlar daha ortodoks yöntemi. Burada sadece kesme işleminden geçiyor. Ekstradan bir yuvarlama işleminden geçmiyor. Daha artizan bir yöntem oluyor bu. Tabii ki de bu tarifimizde yeşil çay çok önemli. İsteyenler bu şekilde daha artizan yöntemli olan çayları kullanırlarsa çok daha verimli etki alabilirler. Ama dediğim gibi Diğer tekniklerle hazırlanmış yeşil çayları da kullanabilirsiniz. Hiçbir problem yok. Sadece içimde bir değişiklik hissedebilirsiniz. O da çok önemli bir şey olmuyor zaten. Çünkü damak tadımız neye alıştıysa onu kullanmak bizim için her zaman için daha iyi oluyor. Daha hızlı bir şekilde şöyle bir buçuk kaşık kadar yeşil çay bir kişi için ideal. Şöyle hızlıca yeşil çayın içerisine ilave ediyorum. Yeşil çayın arkadaşlar yağ yakma etkisini bir tık daha arttıracak. Ödemin atılmasını sağlayacak bir diğer bileşenim mısır püskülleri. Ben bunları kendi mısırlarımla arkadaşlar püsküllerini ayırmıştım. Hemen şöyle minicik bir şey bile alsanız, o kadar güzel etkisi oluyor ki. İçerisine bir tutam da mısır püskülümü ilave ediyorum. Gerçekten bu anında sizi inceltecek. Çok güzel o da tariflerden biri oluyor. Altın elinde mutlaka deneyin. Şimdi arkadaşlar bunun üzerine sıcak suyumuzu ilave ediyoruz. Ve bunu denememesi için bekleteceğim. Çünkü burada çok sıcak sıcak kullanmayacağım bunu. Şöyle bu kadar yeterli olacaktır. Şimdi arkadaşlar kapağını kapatıyorum ve demlenmeye bırakıyorum. Bir tarafta çayımız demlenip soğurken ben burada hemen diğer içerisine ilave edeceklerimizi hazırlamak istiyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi iki orta boy salatalıktan yer Salatalık biliyorsunuz ki çok güçlü bir ödem attırıcı. Hem kalorisi gerçekten yok denilecek kadar az. Metabolizmanızı güçlendirmek için çok güzel arkadaşlar. Meyvelerden biri. Ve çok da uzun süre tokluk hissi veriyor. O yüzden sizin için de bence diyet dönemlerinde özellikle motivasyonunuzun gittiği şöyle ne yaparsam yapayım kilo veremiyorum. Bana öyle bir tarif lazım ki beni şöyle iki günde eritsin. Azıcık aynada kendime baktığımda mutlu istediğim diyeceğiniz dönemlerde kullanacağınız en güzel besinlerden bir tanesi. Şöyle bu rende birazcık fazla keskin olduğu için <laughs> birazcık bu kağıtım da bende. O yüzden ben arkadaşlar diğerine geçtim. Hızlıca bunu da rendeliyorum. Burada isterseniz kıt kıt da doğrayabilirsiniz ama rendelediğinizde daha güzel bir yoğunluk elde ediyoruz. O yüzden rendeyi size tavsiye ederim bu tarif için. salatalık biliyorsunuz ki yüksek lif içeriyor ve gerçekten çoğunluğu sudan oluşan bir meyve o yüzden sıfır bir çorba hazırlıyoruz bugün sizlere hem de sizi gün boyunca esir derecede tok son uçlarına gelince ben yine bunu bırakıyorum. Şöyle hızlıca bir kaşık yardımıyla rendemi de istiyorum. istiyorum. Ben öncelikle limonumu şöyle arkadaşlar kabuğunun rendesini içerisine ilave edeceğim. Benim için limon kabuğunun rendesi gerçekten çok önemli. Hem aromatik olarak arttırıyor hem C vitamini açısından çok güçlü bir C vitamini kaynağı. O yüzden önce ondan yararlanacağım sonra da limonumun suyunu sıkacağım. Şöyle ince İnce kabuk limon olduğu için birazcık zorlayacak bu beni. Bu kadar yeterli olacaktır. Hızlı bir şekilde limonumu da içerisine sıkıyorum. Burada iki salatala yarım limonu olacak şekilde hazırlıyoruz. Limonumun çekirdekleri gitti. Biraz da onları da içerisine alacağım. Evet arkadaşlar çorbamızın bazı şöyle salatalıklar burada hazır olurken şimdi ben içerisine şöyle yarım kapya biberi çok ince ince minik minik doğrayacağım. Kahve biberin biliyorsunuz ki metabolizmamızı termal olarak hızlandırma gibi muhteşem bir etkisi var. Ve lif içerdiği için çok uzun süre size tokluk hissi verecek. Benim çok sevdiğim içerisinde antioksidanlar bakımından çok zengin bir besin kaynağı. Lütfen sizler de bu tarz tariflerinizde içerisinde ilave etmeyi kesinlikle ihmal etmeyin. Şöyle burnunuz burnunuz doğramış olduğumuz biberlerimizi çorbamızın içerisine atabiliriz. Bu şekilde. Tam bir ödem atıcı. Şunu yan tarafa alalım. Ve şimdi arkadaşlar ben içerisine şöyle benim çok güzel minik bahçeden yeni, daha yeni toplamış olduğum 3 burun dediğimiz biberler var. Bu biberden de ince ince içerisine doğrayıp ilave etmek istiyorum. Burada biber kullanımı size kalmış. Eğer ki bibere karşı hassasiyetiniz varsa ya da genelde göz çevrenizde çok fazla ödem oluyorsa burada biber ilave etmeyebilirsiniz. Arkadaşlar bayağı bekledi. Yeşil çayımız ve mısır püskülümüz kullanıma hazır. Diyorum. Yedi yapraklı e, burada çay kullandığım için görmüş olduğunuz gibi çay yaprakları rahatsız edecek şekilde oluyor. Sinir direncinizi kırmaya yönelik çok güzel yardımcısı olan elma sirkemizden üzerine ilave ediyoruz. Şöyle göz kararı bir kaşık kadar içerisine ilave edebilirsiniz. Diye de ilave edebilirsiniz. Ben şöyle birkaç tane taze biberiyeden içerisine ilave edeceğim. Biliyorsunuz ki biberiyenin de çok güzel ödem attırıcı özelliği var. Hem metabolizmanızda termik bir ısı yaratıyor. Ben hemen arkadaşlar Şöyle bir tabağa doldurmak istiyorum. Sunum için hazırlayacağım. Tam ödem attırıcı, arındırıcı bir çorba oluyor. Gerçekten metabolizmanızı çok hızlandıracak. Ve kalorisi de yok denecek kadar az. Eğer ki sizlerin de acil bir şekilde kilo vermem gerekiyor, ne yapmam lazım diye düşünüyorsanız kesinlikle düşünmeyin. Bu çorbayı anında hazırlayın. Kalçık karabiber ilave edeceğim. Gerçekten çok yakışıyor. Ben normalde de salatalığın üzerine karabiber ilave etmeyi çok severim. Salatalığın onun vücudunuzda nemlendirici bir özelliği var. Ama fazlası da çok fazla salgı bezlerinin çalışmasını sağlayabilir. Burada onu dengelemek için karabiberle tüketmeye özen gösterin. Şöyle çok az sumak içerisine ilave ediyorum. Sumağın da çok güzel burada bir yararı var. kadar yeterli olacak. İsteyen tekrardan üzerine dediğim gibi elma sirkesini son servis aşamasında gezdirebilir. Hiçbir problem. normal bir maydanoz olarak kullanmıyoruz. Ben burada kurutulmuş maydanoz kullanıyorum. Bu tarif arkadaşlar 3 gün üst üste kullanabilirsiniz. Bunu kullanırken sabah kahvaltısı yerine bunu tüketebilir veya akşam yemeği yerine de tüketebilirsiniz. Dileyenler iki öğün şeklinde tüketebilir ama mutlaka bir öğünde normal günlük Yemeklerinizi yemeye devam edin, ama tabii ki de çok yüksek kalorilere gitmeden orta kalorili olarak devam edebilirsiniz. Bunu 3 gün maksimum uyguladıktan sonra zaten vücudunuzda bir arınma, bir hafifleme hissedeceksiniz. Daha sonrasında bir aralık verip en az 15 gün kadar isteyenler ikinci bir bükürü 15 gün sonrasında da devam ederek bu diyetin devamlılığını getirebilirler. Bugünkü tarifim sizler için bu kadardı. Umuyorum bu tarifimi beğenir. Tüm sevdiklerinizle paylaşırken aşağıya bırakmış olduğum instagram adresinden bana ulaşmayı ihmal etmeyin. Eğer ki bu tariflerimi sizlerle deniyorsanız denediğiniz tariflerin fotoğraflarını çekip instagramda beni de etiketleyerek paylaşırsanız çok memnun olurum. Hepinize şimdiden afiyet olsun.